Felaket olmuş az önce. Kamyonlardan biri yakalanmış, biri kaçabilmiş. Nasıl olur? Mutlaka bir ihbar vardır. Kamyonlar nerede şimdi? Haliç'teki depoya gitmelerini söyledim. Kimin ihbar ettiğini araştıracağım. Bir emriniz var mı? Kamyonu derhal boşaltsınlar. Merak etmeyin patron. Dedikleriniz aynen yapılacak. Şoföre de söyle, ortadan kaybolsun. Beni tekrar ara. Evet beyim. Buyurun. Evet. Evet. Evet beyim. Tamam beyim. Evet beyim. Olur beyim. Merak etme hiç beyim. Tamam beyim. Lan Yakup! Lan! Kalk hadi! Bir araba mal geliyormuş. Boşaltacağız hemen. Hadi lan sallanma kalk! Yürüsene lan hadi! Hadi lan yürü be! Hey Allah! Tamamdır. Gel! Gel, gel! İşiniz boş muydu? Bizi takip edemediler. Gambazlık işi bu be! Gel! Arabayı burada bırakalım. Gel! Bana bak, Vedat Bey'in emri var. Boşaltıp gideceksiniz. Tamam. Tamam mı? Ekini bu. Boşver, dangalan biri o be. Sarıya, sarıya! Kuşlarla haber ne? Aman sen karışma, dangalan biri dedin ya. Tamam. Hadi, 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 tamam, tamam. Gel, gel, gel! Doğru, doğru, doğru. Hadi doğru geç. Ne duruyorsun lan, boşatsana! Hey Allah, ver! Hadi ver, bana da ver, ver!
ver. Hadi hadi çabuk olun. Aferin lan! Bedava yorulmadın, merak etme, hakkın neyse alacaksın. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100! Ya 100.000 lira bu! Biliyorum! Hak ettim bunu! Ardımdan kol demirini vur! Kim gelirse gelsin kapıyı açmayacaksın, anladın mı? Hadi bakayım! Dün gece seni düşümde görmüşüm. Keşke işte Ayze'yle eyvanda geziysen. Buram buram Karaca Dağ'ın pirinci gibi ter kokuysen. Doldur şişeyi o ter damlalarına esans gibi koklayayım de. Babam 40 düğme yeleğini soymuş, üzü kesik anne bir ayakkabısını çıkarmış, sen onu yelliysen. Kızaney, çok zor bu şehirde yaşamak. Ama size söz vereyim, çalışacağım, adam olacağım, seni tandırlıktan, seni tezek dumanlarından, kızıl güneş altından kurtaracağım ley. O çiğ köfte yoğuran ellerinden öperim. Çünkü ben seni Allah'tan sonra severim. Hayvan herif! İt oğlu it seni! Ağam, öldürürüm lan seni! Ağam. El alemin malı ne kurcalıyorsun lan! Öldürürüm lan seni! Ya. Üstüne vazifem ulan seni köpek! Öldürürüm lan! Ağam. Parça parça ederim seni! Ulan bir iş yaptım, paranı aldın! Ne karıştırıyorsun lan buraları ha? Haklısın ağam! Gebertirim lan seni! Ulan it herif! Ne karıştırıyorsun lan? Ne karıştırıyorsun lan buraları? Ağam. Ha? Paranı almadın mı lan? İt herif! Almadın mı lan paranı? Lan delik deşik ederim seni! Gebertirim lan seni! İterim gebertirim seni! Ne karıştırıyorsun lan buraları? He? Eşşek herif! Bekçiyim burada ya! Hangi iş olsa yapmaya mecburum! Ama sen öyle etmedin! Açıktan para verdin! 100.000 lira verdim! Ben de şu paraya sebep olan çuvalların ne olduğunu anlayıvereyim dedim! İşler de pek telaşlıydı! Gözlerin ve dilin yokmuş gibi yaşayacaksın! Benden söylemesi! Ben pereme bakarım ağam! Ne iş olursa da yaparım. Hem Allah'a yaparım. Anlayacağız bakalım. Ulan akşama kadar izinlisin. Hadi defol! Git buradan, gözüm görmesin! Perşembe bugün ağam. Pazar değil ki. İzinlisin dedim ulan! Toz ol, gözüm görmesin!
Hoş geldiniz beyim. Şimdi ben de size telefon edecektim. Hayrola? Emriniz üzerine gece yardım eden bekçiye para vermiştim. Az önce çuvalları yoklarken yakaladım. Herif nerede şimdi? İzin verdim akşama kadar. O yokken çuvalları uçursak mı bilmem... Git bul herifi, nasıl bırakırsın? Hata ettim beyim, düşünemedin. Yakalarım şimdi, önlü sıra çıktıydı. Arka kapıdan hemen gider yakalarım. Yakup! Yakup! Yakup lan! Lan! Kolay gelsin Memiş ağam! Vay, hoş gelmesen, safolar getirmesen! İş yok mu bugün? Amortiden bir payda soldi. Tamam, oldu. Sizleri bir görem dedim. Çok iyi etmişsen! Hem yemek yeriz hem kulaplarız! Tamam. Sağ ol, benim karnım tok! Bu saatte tok mu oğlun ölmüş? Geç, yemek de hazır! Çocuklar, hadi bakalım, oyun bitti, sofraya! Oyun mu oynuyorsunuz evet, bakayım? Evet, oyun oynuyoruz abi. Evet, oynuyoruz. Dur, havucu da veririm sana, buyur. Maşallah! Aman vereceğim, havuç da vereceğim, ellem onları. Şunlara bak Memiş ağam! Onlar büyüklerini... Şunlara bak! Şöyle gibi oyun oynuyorlar! Köyde bunları bilir miydiler ha? Vakitler mi vardı davar gütmekten, çapa yapmaktan, tezek toplamaktan böyle şeylere? Dur, kesek önüne koyayım. Hadi, buyur gidelim! Hadi çocuklar, hadi bakın, yürüyün! Ya işte böyle, günler gelip geçiyor Yakup. Kız Ayşe, bak kim gelmiş? Bizim Yakup! Öf, bu başörtüden de. Buyursun, buyursun. Geç, buyur, 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 buyur. Sen burada mıydın? Hoş gelmişsin. Hoş gördük. Hoş gelmişsin. Hoş gördük. Lulia söylemeye unuttum. İyi bir tesadüf, ikisi de çalışmıyorlar bugün değil mi? Aksi bir şey mi oldu? Yoo, bugün Yakup'a izin çıkmış. Durmayın öyle, oturun. Yemek hazır. Zamanlı geldin, kaynanan sevecek. Otur, ne duruyorsun ha? Otur, otur. Allah ne verdiyse yiyeceğiz işte. Çorbaya yer açın, peh sıcak! Eline sağlık! Afiyet olsun! Sağ ol! Kendine de koy! Ayşe, bileyim sen, senin çorban çok güzel oluyor, eline sağlık! Güllü, çıkacakmış çalıştığı yerden. Niyeymiş ki? Evde pek kalabalıklarmış. Her birinin hizmeti, zahmeti ayrıymış. Dur yok, otur yok. Gece yarısı yatıp sabah ezanıyla kalkıyam. Bıktım. Doğrusu. Gel bizde kal. Fabrikada bir iş de bulalım sana. Yemek içmek için para vermeyeceğim mi size? Vereceğim. Orada 100.000 alıyam. Hepsi cebime kalıyor. Arada ispaş da alıyorlar. Aferin! akıllı karı! O zaman sabret eylesin! Yo, gizliden başka bir ev, başka bir iş arayayım! Çok para verecek! Aferin, aferin! İşini bili! Hele sabırlı ol! Yarın evleniverir, kurtulursun!
yaptıkları unuttun mu hanım? Sonra yedireceğim. Misafirimiz var bugün. Senin işler iyi mi Yakup? İyi. Bir gece konduğu için kaç para lazım Memiş Hanım? Niyetlendin mi? Yok, ögreneyim dedim. Sen birikleri toparla, cebine 4 milyon lira koy gel... ...öte yanına hiç karışma. Çok paraymış. Daha çok pahalılaşacak buralar. Elektrik, su bilem gelecekmiş. Direklerinin aynı hep diktiler. Bu arazi hep Fethi Bey'den sorulur. Sağ olsun, her zaman hatırımı sorar benim. Biraz da boşlanırsın, mal mülk sahibi olursun. Ne o zam mı yaptılar? Çok para mı tutmaya başladın? Yok. İleride bir gün belki düşüneyim, hani param olursa. Bir imkanın varsa gecikme beni dinle. Yemaktan sonra kalan arsaları ben sana göstereyim. Hadi yemamızı yak. Şu gördüğün tam 3 milyon liradır. Ama yola, çeşmeye yakındır. Şu beyaz boyalının ardındaki dinme köyden emenindir. Hatır yapar bize, 2 milyona kapatırız. Boş, boş yerler daha ucuza olur ama uzak olur. Şu gördüğün yer var ya Fethi Bey'in. Zaten öbürleri de Fethi Bey'in izniyle sattılar. Hepsi. Yoksa tapo alamazsan. İskan izni değiller. Onu da alamazsan. Bir bakarsın hükümet gelip yıkmış. Bak şu karşıda gördüğün var mı ya? Aha orayı yıkmışlar. Taş tepe ok kalmış. Bak şuraya bak, onu da yıkmışlar. Orası da taş tepe. Bu Fethi Bey nece olur ya? Bir mağazası var ki anlıyorsan ha. Ama kuvveti oradan gelmiyor. Bütün buraları o satmış. Ona karşı gelmek kimin hattına düşmüş ki? Sen hazırlığını yaptın mı bana haber et. Gerisine karışma. Tamam. Ben artık dükkana dönem. Geç bile bıraktık seni. Dönem bile koyup der. Gene beklerim. Seni de beklerim. Gelirim tabi. Soran olursa selam söyle. Ve aleyküm selam. Hadi eyvallah. Hadi. Güle güle. Bak şu Fethi Bey'e ya. Arsadan sonra vakit buldun mu temeli atar, biraz biraz çatısını örtersin. Memiş'in sözünü dinlemeli. Buralar neydi? Boştu. Yozdu. Tek tüktü. Şimdi şu hale bak. Öyle değil mi? Ömer? Merhaba ya. Lan ne zaman geldin? Bir aydan fazla oldu. Gidi sırıngı Ömer! Burada da görüşmek varmış ha? Ne yapalım işte. Seni sormadım değil, yarın uzakmış dediler. Öyle. Çalışayım mı sen yoksa dönüşe mi niyetlisin? Yerleştim burada, çoluk çocuğu da babam getirecek. Ey! Tozlu oğlunun sefer, molla gelin Muharrem... ...hepsi de satıp savup geliyorlar. Buralar gurbet değil artık Yakup. Ne yana baksan biz! Köye dönmek mi gurbet oldu artık? Öyle. Ne iş yapıyorsan? İnşaatlarda, pazarlarda seyyardım önce. 2 gün önce bir dükkan çatıverdim. Temizel berber salonu. Nah şurada! Rahmetli Hayri Çavuş'un kızı Gül eder mi? O. Maşallah yaramış buralar. Hayırlısı! Görüşürüz gene! Görüşürüz. Beklerim. Ne demek? Güle güle! Eyvallah! Güle güle. Ha bir şey var, hem de ucuz. Kadınına da kolay, erkekine de. Şuradan biri verelim, gecikmeye artık. Yakup korktuğum gibi çıkmadı beyim. Ne gözü var, ne kulağı, ne dili. Onu da göndersek mi? Hüsnü var ya. Ben biraz gıcıklıyım o adama. Daha doğrusu hepsine. Malları işlerinden biri ihbarladı. Bulana kadar hiçbirine inanmam. Polis belki başka yerden öğrenmiştir. Bunlardan biri ihbar etseydi, burayı da söylerdi, burayı da bastırırdı. Orası öyle. Lakin her bir ihtimali hesaplamak lazım.
Şu herifi de bir deneyelim istersen. Bu defa da sustu mu, sağlam birini kazanmış oluruz. Öyleyse kamyon gideceği sırada söylersin. İstese de kahpelik gidecek vakti bulamaz. Sonradan gammazlık ederse bir şey de tutturamaz. Döndükleri zaman hemen bana telefon et. Baş üstüne beyim, baş üstüne! Yakup, lan üstü! Gelin buraya! Gelin, gelin, gel! Buyur abi. Ben Yakup da sizinle geleceğim. Üç kişi yetmiyor mu? Alışsın yavaş yavaş. Tamam mı? Nereye gideceğim? Tuzla'dan sonraki körfeze. Figaro isimli gemiye malları boşaltıp geleceksiniz. Kimseyi görmeyecek, konuşmayacaksınız. Anlaşıldı mı? Anladın mı? Bakın, korkuyorsan gitme. Gece kondu, mece kondu deyip duruyordun. Ben de patrona söyledim, o da olur dedi. Bir gidip gelmeye mi? He! Allah Allah! Yanlış gidiyoruz. Yolumuz öyle. Şu kız kulesinden aşağı gideceğiz. Gittiğimiz taraf başka yer. Dağdan gelip bize rota mı öğreteceksin? Şu tarafa gitmemiz lazım. Kahya'nın tembihi böyle. Sen o kadar anlamışsındır. Depoya dönelim, bir daha soralım. İşine git be! Bir kişi çıkıyor, bir de keçilik ediyor. Bizden iyi mi bileceksin yarma? İcat çıkarmayın lan! Döndürün şu motoru! Sen kaçmıyorsun ha! Ah, yandım! Geç lan şu tarafa! Önler motoru! Hadi! Ben de size geliyordum. Bir şey mi oldu gene? Kamyonda bir hır çıkmış. En güvendiğimiz üstü kereklik etmiş. Malları başkasına götürmeye kalkışmışlar. Yandık desene! Depoda bir bekçi Yakup vardır. Yanlarına vermiştik. Malları yerine götürtmüş. Hüsnü'yü de kasığından vurmuş. Yarası ağır mı Hüsnü'nün? Değil. Bizim doktorlardan birine götür. Yakup'a da bolça para ver. Başüstüne! Ne oldu lan? Ne düşünüyorsun? Dert açılır mı başıma ağam? Neden? Üstü müydü adı? İşte onu vurdum diye. Tedavisi bitti onun, yarın kalkar ayağa. İstemezdim ağam. İşte can havliyle. Nasıl vurdum anlamadım zaten. İyi ettin! İyi ettin de vurdun! Kaç para lazımmış? Neye? Gece konduğu için. Çok para ağam. Ama ezer buzar biriktireceğim 4 milyonu. Evi bir kurabilsem. Bir de... Eskiden parayı cebinize koydunuz mu dönerdiniz. Şimdi köylerinizi buraya taşıdınız. Git al evini. Hadi. Yok Kahya! Saymakla bitmez. Milyonlar var burada Kahya. O kadar lazım demedin miydi? Dalga geçmek için verdinse bak günahı çoktur bunun. Ben vermiyorum. Vedat Bey veriyor. Sağ olsun. Maaşımdan 10'a 20'şer bin lira kesersin her ay, öder. Borç değil, senin hissen. Hissen!
Böyle gidersen dünyanın parasını kazanırsın da. Giderim tabi. Canımı bile istese veririm o adama. Aferin lan sana. Nereden çıkıp gelirsiniz bu memlekete bilmem ki, hay Allah. İyi etmişim de köyden gelmişim ha, iyi etmişim. Parayı pek çabuk hazırlamışsın bakayım ha, Yakup. Ne zamandır biriktiriyedim. Biraz da şey ettim, borç. Ötebelir bir şeyler de alıp depodaki işçilere satayım. Ticaret desene! Bizim oraların adamları hep böyle akıllı olur istedene. Hadi gidelim mi? Hadi gidelim. Fethi Bey buradadır şimdi. Yolun dibindeki arsa değil mi? He, o ne? He, pazarlığı bana bırak, ben yapacağım. Sok karışma, hadi buyur. Sen buyur. Evet, Yakup... ...başlıkçı... ...bahsi... ...geçen arsayı almıştır. Gece kondu yapabilir. İş bu kağıdın imzasıyla. Badehu tamam olmuştur. alayım mı? Ol, ol! Para, para, para! Hadi para ver! Ya, para! Sayan da yer yurt sahibi oldu ha! Estağfurullah, estağfurullah! Allah cümlemizden razı olsun! Al ama! Hayrını gör! Sağ ol abi! En iyi yeri aldım! Bak, biraz daha bekletsem... ...1 milyon fazlasına satardım! Kiminin parası, kiminin duası ha bu karın? Hadi, güle güle! Sağ ol abi, sağ ol! Bir daha sayalım! Ağam, bizim oradan geçersen buyur bir acık kahvemizi tamam, iç ha! İçerim, içerim! Hadi, hadi, güle güle, güle güle! Bundan sonrasında telaş etme! Paran öldü müydü, yıkıkçıya giderik! Çöreste pencere kapı alırız, yavaş yavaş! Kaç para lazım? 500 bin yeter! O kadar ver! Var mı? Aney! Bu mektubu sana şimdi depoda yazayım. Deste deste derdim var aney, seni çok özlemişim. Şimdi cünge çekilmişsen, teşeğli debiye kazak mı örüysen aney? Yoksa çırık mı çevriysen? Bütün bunlardan seni kurtaracağım ney, kurtaracağım aney. Çalışıp zengin olacağım. Dergah dergah yazılar, sütun sütun binalar işleyip seni oralarda yaşattıracağım. Siye hayırlı bir evlat olacağım. Borani köftesi yoğuran ellerinden öperim. Çünkü ben seni Allah'tan sonra severim. Hayırlı olsun. Hoş geldin. Kolay gelsin. Ne bildin burada olduğumuzu? Ayşe abla söyledi. Evde bekleseydin ya. Bir görem dedi. Otur diyecek bir yerimiz yok, kusura bakma. Olana kadar bekler gülle. Beklerim elbet. Çalışın siz. İkinizin de tek bir izin günü var. Her ne hikmetse aynı güne rast geleyim. Dikişim var Ayşe ablada, ona gelmişem. Buradan da Seçi'ye gidecektim. Muhallebi yemeye mi? Yoo, tavuk göğsüyle dondurma. Döner yiyek kız, he? Döner yiyek. Tabii, elbette yiyin ya. Gün bugün, kutlanacak gün. Sen de gel ağam. Yoo, sağ ol, ben gitmem, siz yalnız gelin. Ya, yardımına çok borçlandık, gidelim işte. Canım ne yaptık ki? İki tane priket koyduk.
Yakında nikaha kıyarız. O zaman çalışmazsın artık. Yakup! Dünya gözümde iyice yaşanır oldu. Memleketten çıkışımda hiç ümidim yoktu. Yaşanır oldu be! Ulan ev sahibi oluyorsun da, ayağına bir çift pabuç alamıyorsun, değil mi? Daha gelir bunlar ağam! Nikah zamanı mecburen alacağım! Evleniyor musun lan? Kısmetse! Böylesinizdir! Karnınız doyup, cebiniz para gördü mü, avratsız duramazsınız! Herkesler gibi! Şehirli mi lan kız? Yok! Bizim oralı. Aferin! Düğünü ne zaman ettireceksin lan? Düğün masrafı bizim nemize ağam. Evin çatısını örttüm mü nikah edeceğiz. Örtersin, örtersin, onu da örtersin. Diyorum ki, arada bir geceleri kaçamak yapıp Ersa'da çalışır mıyım? Olur! Ama bu gece gitmeye kalkışma! Erkenden yat! Sabaha karşı mal gelecek, anladın mı lan? Anladım ağam. Ez bekleseymişem, 1-2 milyon fazlasına daha büyük bir yer alabilecekmişem. Aylarca bekleyeceğimize iyi ettin de. Aylarca da ginmiş. Bu güne sabrım olsa yetermiş. Maşallah, kazancın çok iyi. Bekçilik işi de zahmetli olmaz pek, değil mi? Niye yemişsen? Tokum, evde yiyip çıktım. Bugün izin günün değildi. Evet, evde kimse yok ama, tatile çıktılar. İyi yemek, iyi döşek. Güzel bir şey! Olmaz mı? Değinmek de! Onu ellemem! Çula verilen paraya yazıktır! Çeyiz yapacağım diye masraf etme fazla! Böyle gel! Olur mu? Gelinlik vakti geldi mi bir kızın, hep üst baş giyim kuşam hayaller! Bir de ev ki, radyosu, buzdolabı, ceryanlı süpürgesi bile olmalı! Zengin evinde gördüklerine bakma sen! Bizim burası şuncacık işte! Önü bahçe! Şurası taşlı kule, şu da mutfak yeri. Daracık. Şu oturma odası. Helada içeri de olsun. Tabii, odanın yanı başında, işte şurası. Orası da yatak odamız. Garyolamızı şuraya koyarız. Sen duvar tarafında yatarsın. Etme, bırak. Yeri mi, zamanı mı? Bunun zamanı ne zaman ki? Dedim ya, bizimkiler tatile gittiler, anlayacaksın! Hele sen o evi bir gör de, bu evi sonra konuşak! Evde kimse yok! Yarın gel ki sana güzel bir yemek yedirem! Ah, evi gösterem! Ben senin sultanım, bu benim.
Gülhanım'ın evi burası mı Oli? Evet, buyur. Hoş gelmişsin. Hoş geldik. Size layık değil mi? Niye zahmet ettiniz bu ucuz çiçeklere? Uzun etme Güllü. Ucuz mucuz. Para verdiğime şükür. Periyi harcamasını sevmeyen kazanmasa da olur, değil mi Yakup? Önce kazanalım da, harc etmesini düşünürüz. Böyle buyur. Kimseler yok mu evde? Yok. Yarından önce dönmeyecekler. İkimiz miyiz? Evet, ikimiz. Giyiminden belli. Kimin bunlar? Hanımın elbet. Çok yakışmış. Hanım gibi olmuşsun. Doğuştan hanım dövmüşüm ama senelerim boşa geçmiş, ne çare. Öyle deme. Bundan sonrasına bak. İnşallah. Salon da güzelmiş. Eşyaları basbayağı zengin işe. Daha güzelleri bizim olsun. İnşallah. İnşallah! Amin de kız! Amin! Az bekle, geleyim. Thank you.
Nerede hanımın mesbelli? Sorup durma. Gel peşimden. Çalı çırpı toplayıp, leğende yıkanmak neyine yetmiyor de bana çalım satıysan? Satmaya mecburen. Benim gördüğümü görüp, benim yaşadığımı bir günde olsa yaşaman gerek ki, ileride beni pişman etmeyesen. Çok bilmiş kafirin kızı. Sıcak suyuyla dolduracağım. Bir güzel yıkanacaksın ki, sonra da beyin iç çamaşırlarından giyip, cigarasından içerek, garyola da keyfini çıkaracaksın. Hey hey! Emrin olur. Sonra da yemek yiyeceğiz. Kırmızı şarap içeceğiz. Oh! Gel keyfim gel. Şimdi sen mi istersin? Böfşete flök mü? Yoksa mayonezli güllaş mı? Hadi betsin. Kuru fasulyeyle soğan nemize yetmiyor ki. Aa cahil! Böyle yiyip içmenin tadını aldın mı? Hiçbir şey yetmez olur. O yemeğin üstüne bir de sıcak çikolata istirsin. Bakma öyle, gel peşimden. Burada mı yatıyorlar? Burada. Vah benim fıkara döşegim! Tevekkeli her sabah her tarafımı arayarakten kalkmaktayım. Sana hayranım, kurbanım Yakup. Ben de sana, Gülle. Azgınlaşma hemen! Niye hayranım sana, öğren bakalım. Niye hayransın, ben gibi çulsuza? Evvela çulsuz değilsen. Sen hayatı hiç görmeden, fakat biliyormuş gibi para kazanmakta, böyle buralarda yaşamak istemektesen, görmeden, tatmadan, tadını bilmektesen. Öyleyim. Hele ki gördüm ya. Bundan sonra korksunlar benden. Biliyordum. Bu sebepten çağırdım seni. Yamansın Güllü. Bundan iyisini yaşayacağız beraberce. Saray gibi bir evde sırma saçlı sultan edeceğim seni. Senin gibi adama hayır olmaz diyen ölsün. Ölsün. Ölsün Güllü. Boğaz olsun. Buyur abi. Afiyet olsun, ye yemeğini, ye ye. Dün gelen mallar gidecek. Yemeğini yedikten sonra taşımaya başla. Avluya yığ. Sağ ol, buyur abi, ye. Güzel. Ne? Bir kısmını da parakende satacağız. Perakende. Ha, anladın mı? Nasıl oluyor? Bir kilo, iki kilo falan. Satıştan hisseni peşin alacaksın. Olur. Merak etme, tehlikesi yok. Vardır, olmaz mı? Vardır ya, ne yapalım? Ulan buyur Yakup, ya. Hep söylerim, halinden de hiç umulmaz ha. Kime, nereye götüreceğim abi? Yarını, saatini sonra söyleyeceğim. Ya, sevdin değil mi? Ye ye. İşte. Ey
gece barıda, gönlüm havarda, çaldım gözler boyan tüm kızla. Şehrinde, sokakları geniş geniş İstanbul'da, kocaman binaların gölgesinde yazayım. Urfa'mın serin serin esen rüzgarını arayayım aney. Size faydalı bir evlat olamazsam namerdim aney. Ek olarak size bir şey söyleyeceğim. Ben burada evleneceğim. Arına namusuna, teline duana, o kınalı ayağına kurban olduğum güllü kızıyla evleneceğim. Yuvamı kurduktan, derdimi derdikten sonra ben siyah kul köle olacağım aney. Allah'tan sonra seni severem, o çiğ köfte yoğuran ellerinden öperem. Eyvallah ağam. Nereye lan? Aşçıya. Burada pişirmiyor musun? Zor oluyor. Zor gelir artık ya. Yok. Yoruluyorum şimdi. Alması, pişirmesi, yemesi, hele de o kabını yıkaması. Bize de günah ağam, bize de günah. Somyan'da fiyakalı. Ne gül? Evlenince şöyle bir topuzlu karyola alır, şilteyi de üstüne atarsın, gel keyfim gel. Yapacağım mı? He ağam, aynen böyle yapacağım. Yakın mı nikah? Uzamadı mı be? Ancak iki kırık eşya lazım. Bakarsın Güllü'nün gelinlik yiyeceği tutar. Genç gelin. İstemem hevesi kursağında kalsın. İleride neler isteyeceksin bakalım? İnsanoğlu bilinir mi? Gece kondu bitti mi lan? Vakit mi var ağam? Bana bak, saat 11'de malı götürüp teslim etmiş olacaksın. Gecikeyim deme karışmama, tamam mı? Gecikir miyim? Çıkacağım şimdi. Bir tüccarın eşyası gelecekmiş, bizden değil. Adi mal. İşi bitirdikten sonra hemen dön, oyalanma. Olur ağam. Ateşin var mı? Ne ola? Malbora mı içiyorsun? Bir tane de bana versene lan. Sen Maltepe içiyorsun ağam. Değiştirme öksürürsen. Sana
geldim Yakup. Hayırdır? Senin arsa gitti. Nereye gitti? Fethi Bey domuzu arsayı boş kozuna satmış. Benim arsayı mı? He! Demin boktan birileri çalışıyor. Senin gönderdiğini sandım. Sokulup lafladım. Sohup çıkmazlar mı senin arsaya? Mahvoldum, bittim, delirdim! Yanlıştır! Yapamaz! Elimde kağıdım var! Sen eyle bil! Gittim Fethi'ye. Hal hatır sorar yolu oğzunu aradım. Anladı. Birden parladı. Açık açık söyleyip kovdu beni. O kağıdın hiçbir kıymeti yokmuş. İmzası var altında. İşin yoksa uğraş. Hava civa al, aynen böyle dedi. Daha da üstüne varırsan beter edermiş. İş oraya geldi mi belli olmaz artık. Gidelim gözünle gör. Gece mece çalışıyor adamlar. Şimdi olmaz, bugün olmaz. Ne olmaz? E gidecek, başka yerim var benim. Dediğimi iyi duymadın galiba Yakup. Duydum. Ya şimdiye kadar tabanların kıçına değip uçmalıydın. Münasip bir zamanda geleceğim elbet. 4 milyonunu göz göre göre iç hediler de... Edemezler. Ölüm kalın peresi değil ama... gene de bırakmam Fethi'ye. Yapıversinler gece konuyu, fena mı? Parasını verir, zamansız alırız. Oğlum hiç ermedi bu işe. Saati kaç? 10:30'a 5 var. Geç kalayım. Gene beklerim. Ben de uğrarım, ha? Hadi görüşürüz. İyi geldi ayağıma. Az büyük değil mi? Rahat olmalı. Bütün gün ayaktayım. Yol yapıyorum. Depoyun içinde mi? Ne kadar yürüyüp dolaşılır oracıkta? Eskiler bir işe yarasa ucuza verirdim seni ama... Ne dikilir ne pençe tutar bunlar. Sen bilin. Bereket versin. Ne oldu? Gece kondu bitti mi? Elim değmedi bu ara. Memiş haber getirmedi mi? Nereden? Ha, getirdi, getirdi. E ne oldu? Aslı var mıymış? Biliysen demek. Gidip konuştun mu? Bugün yarın. Yakup, malını elinden almışlar. Şu hale bak, şu dediklerine bak. Arsa benimdir, satamazlar. Az oturalım şurada biraz. Kuru kuruya orası olur mu? Şurada çay bahçesi var. Orada çay, gazoz, ne istersen var. Dört milyon bu. Sana vız geliyse... yaptığın iş uğurlu kademli olsun. Ne iş? Her ne işse işte. Beni tanımamış gibi sen. Sen de... beni tanımamış gibisin. Anlayamadım ki. İsterim elbet. Kocam çok para kazansın. Adam bile doyursun, giydirsin. Kadın kısmına sevinmek, gayret vermek düşer. Yemezsin kız. Sağ ol. Köstek, kasket de pek yakıştı. Körüklü çizmen ile gümüş kırbacın da olsa... aynıyla tayar ağa gibi sen vallahi. Onun beygiri de var. Mülki, toprağı da var. Senin nelerin olacağı ne malum? İnşallah. 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 Bu ara 5 kuruşluk arsa için tepişemem. Bir kaza çıkar elimden. Ne bileyim... birisi beni harcar. Canım kıymetlendi anlayacaksın. Bir de akıllı sen ki... bu kadar olur. Günün birinde usulüyle geri alırsan arsa parasını...
Veyahut da fetinin üstüne başkalarını salarsan parayla, değil mi? Asıl ben senin aklından korktum. Saatte varabilir misin? Geciktik. O kadar sürmez bile. Sürmez mi? Daha önce de yollamıştık. 7, bazen 8 saatte ancak gidebilmişlerdi. Onlar da öyle şoförmüş. Dur bakalım, dur! Nereye gidecek bu mal? Yanlış bilmeyesin. Nereye gidecek soruya. Yarını söyle açıkça. Amma tuhafsın be Kahya. Vazgeçtim. Vermiyorum malı. Patronu çağırayım. O gelip teslim etsin sana, anladın mı? Ya açıl be! Dur lan! Dur! Ne yaptın? Temkinliydim zaten. Bir hergellikten şüpheliydim. Geç ayıldım. Püskülloğlu'nun adamı bu. Yediği kazığı aynen çıkartmak için malımızı kaçırtacaktı. Patron da o zaman beni kurşunlatırdı. Yapar mıydı? Yapardı tabii. Hadi, hadi boşaltalım şunları. Onlar buraya polisi göndermeden, depoyu aratmadan ben teslim olacağım. Ben ne hikaye anlatırsam polise, duyuyor musun beni ha? Aynen tasdik edeceksin. Ona göre de para alacaksın. Ya sen? Boş ver beni! Hadi davran! Boşaltalım şunları! Al bakalım! Malları depodan çıkarttık, yolladık. Kim var orada şimdi? Bekçi Yakup. Kaya'ya bol para gönder. Benim adamım içeride iyi bakılmalı. Bey gibi yaşamalı. Bugün gene göndereceğim. Bu Yakup yegane görgü şahidi değil mi? Evet. Mahkemede nasıl konuşacağı belli mi? Evet. Gene de ne yapacağı bilinmez. Sadık, mert adamdır. Köpek gibidir. Püskülloğlu daha çok para verirse satılır gider. Yakar bizi. Olabilir. Bilemem. Her ihtimale karşı mahkeme zamanına kadar birini getirtelim. Konuşturmayalım Yakup'u. Baş üstüne. Bulmuşsan bizim gibileri, tırpanlıysan!
Bu dünya böyle! Gücü yeten yetene! Elini ayağını tutmuyorum ki! İşte polis, işte kanun, işte mahkeme! Sen kurmuşsan makineyi, çalış iyi! Bana verdiğin gibi işe yaramaz bir imzalı kağıt... Belalılar, fedailer... Fıkaracıklar da yılıp vazgeçiler şikayetten! Aferin! Akıllısın! Yarısını ver paranın, helallaşalım bitsin! Vermem! 1,5 milyona razıyım, gavurluk etme! Vermem! Bak! Toplarım depoydakileri... Buradakileri... Basarım burayı... Basarım evini... Veririm sopayı demeyem! Bu ziyanımı başka yerden çıkartırım ben! Uzatma! 1 milyon veririm! Ver! 5 milyon lira veririm... Milyon başına her ay için 100 bin lira isterim! Ayda 500 bin faiz, gözü kör olsun! Zor kazanayım Ömer! İsteyen sensin! Vermeye mecbur değilsin! Düşünemez biraz! Kabulse 10 milyon da veririm! Ama şahitli, imzalı senet isterim! Hem de noterciye gideriz! Orada imzalaşır, mühürleşiriz! Kendime istemiyorum bu parayı, aracıyım! Alacak olan her kimse... Parasını ödeyinceye kadar... Tapulu mal da isterim! Korktum senden ben! Yok canım! Korkacak bir şey yok bunda! Malın üstüne konacak değiliz! Neyse! Sen düşün taşın! Bir haber ver! Hadi eyvallah, Gülüm benim mi? İşim var! Görüşürüz! Tatlı şirin dilini, saçlarının tenini, o incecik belini, sarmak geldi içimden, sarmak geldi içimden. O incecik belini, sarmak geldi içimden, sarmak geldi içimden. Gelen giden olmadı Vedat Bey! Ben depoya döneyim! Tamam, sen depoya dön! Evet! Ha. 4 kiloydu, almaya gelmemişler! Demek gelmemişler! Bunda bir numara var! Konuştunuz mu Rüstem'le? Evet, adamı bulmuş bile! Genç mi? Genç! Ne iş yapar? Depo bekçisi! Bekar mı, çocuğu var mı? Evli miymiş? Bekarmış! Bir göreyim! Dediğin gibiyse o fiyata tamam! Yok, sana eksik söylemişlerse... Pazarlığı bir daha konuşuruz, tamam mı? Bak bir defa gör! Öleceği de garanti değil! Bir şahitliği var! Konuşmazsa, yaşayacak! Tuzaney, adam oldum artık! Dertten kurtulacaksın! Artık siye bakan var! Oğlun çok para kazanıyor anne! Gel dergaha kurban kes! Gamın kederi kara koyuna akıt! Oğlun zengin olayım! Artık seni tezek kokularından... Damla damla terlerden kurtaracağım anne! Gül, eğlen, ley! Oğlun para kazanıyor! Yumurtalı küfte yoğuran ellerinden öperem! Çünkü ben seni Allah'tan sonra severim! Neredeydin? Memleketten gelenler olmuş! Konuşmaya dalmış. Kahya'nın mahkemesi var yarın. Saat 11'de. Çelp geldiydi. Ne söyleyeceğini biliyorsun. İlk ifademi tekrardan söyleyeceğim. Kahya ne demişse aynen. Al şunu. Harçlık yaparsın. Doğru. Açlığa yeter anca. Sonra gene alacaksın. Ha, Kahya'nın işini de sen göreceksin bundan sonra.
Depo mülk olarak benimdir. Kahyası, bekçisi, hamalları vardır. Daha önce de söylediğim gibi, ben ancak hafta sonları gider, aylık ve yövmiyelerin verilmesini denetlerim. Hadise günü orada olmadığım gibi, olaydan da sonradan haberim oldu. Oturabilirsin. Tanık Yakup Başlıkçı. Yakup Başlıkçı! Adın soyadın? Yakup Başlıkçı. Baba adı? Osman Nuri. Doğum yerin? Urfa. Ne iş yaparsın? Depoda bekçiyim. Doğruyu söyleyeceğine, namusun ve şerefin üzerine yemin eder misin? Ederim. Anlat, nasıl oldu? Kahya eskiden tanırmış o şoförü. Aralarında alacak verecek meselesi mi ne varmış? Sen biliyor musun böyle bir şeyi? Daha önce bir defa yanımda konuştular. Ama ahbapça. O gün depoya gelmiş şoför. Ben içeride çorba kaynatıydım. Gürültüye fırladım. Şoför vermezsen gebertirim deydi. Küfür ediydi ki insanın anasına, avredine, ceddine karşı yani alnı yere düşer. Kahya da gelecek ay vereceğim etme deydi. Gırtlağına sarılan şoförden kurtulmak için bir tokat attı. Tabii mecburen. Şoför tabancasını çekti, ben aralarına girinceye kadar her şey olup bitti. Aynen böyle oldu Hakim Bey. Kahya ateşlemesin diye, şoförün ellerine sarılınca silah patladı. Şoför düşüverdi oraya. Kahya da kaçmayıp bekledi başında. Hatta bir ara ağladı bile. Senden pek memnunum. Bu depo yaramaz artık. Başka yerler arıyorum. Sen de yerine bir bekçi ara. Kahya'nın işi bende mi artık? Sende. Sağ ol ya. O zaman gece konularda oturmayayım ben. Açık söyle, derdin para mı? Allah'a çok şükür. Başka bir derdimiz yoktur. Olur, yaparız bir şey. Bey, bir de silahlanayım diyeyim. Bakarsın, Hüsnü de beni kasığından vurmaya kalkar. Veyahut Püskülüoğlu ifademi beğenmeyip bir adamını da benim üstüme salar. Dahası ne olur? Püskülüoğlu'nu nereden biliyorsun sen? Bilmez miyim bey? Kuvvetli, kalabalık adam. Forslu. Çok para karşılığı bile ona zıt gitmemeli. Sizin için gözümü bile kırpmam bey. Vardı. Nikah düğün zamanı yardım edecek dediydi. Olur, hayırlısı. Güle güle bey, selametle. Bakıyorduk sadece abi. Şuraya atmış mı yasak ne olur? Çalacaktım desene! Hadi, hadi defolun buradan! Vallahi kırarım seviyenizi, Allah yaratmış demem konarım! Defolun buradan hadi! Kaybolun dedim! Hırsız köpekler! Çalacağınıza çalışın da namusunuzu da kazanın! Namussuzlar! Şöyle bir kat alırız.
Peşinatı verdikten sonrasını ay be ay öderim. Ben hiçbir şeylere inanamaz oldum. Rüyada mıyım, neyim? Bir de kamyon alacağım. Başka şeyden vazgeçtim. Kum çakıl taşısa bile yeter. Günde 200.000 pankonotu var. Gezelim mi? Dar sokakta bu ev. Oldu mu deniz görmeli? Böyle balkanı da olmalı. Şu nikah edelim artık. Bir şey değil, çalışacağım İren. Böyle olup da eve döndüm mü ne deseler fazla geleyim. Söyle bu gece. Önümüzdeki ay evime gideyim de. Yo, apartmanıma gideyim diyeceğim. Bu şarkı düşmeyecek, hep dillerde senle ben. Tertemiz duygularla aşık oldum sana ben. Bu şarkı düşmeyecek, hep dillerde senle ben. Tertemiz duygularla aşık oldum sana ben.
Yakup'un hali bir tuhaf gibi geldi bana. Zannettiğimizden fazlasını biliyor. Kahya fazla mı açık davranmış? Evet. Üstelik delice paraya tutkunluğu var. Kötü! Paraya esir olmak mahveder insanı. Olmayacak işler yaptırır. Bekçi aylığına ses çıkarmazken para aldıktan sonra gene istedi bugün. Tepeden bakar gibi bir hali vardı. Sus payını açıkça ister gibiydi. İşlerinden bazıları böyle çıldırırlar. Çok şey öğrenince namuslu kalamazlar. Yarın öbür gün daha da azdırsa diye korkuyorum. Bu böcek için çok konuştuk. Rüstem'e söyleyelim de halletsin bu meseleyi. Mesut Bey en iyi müşterim oldu. Hatırını kıramadım. İşi de iyi tezgahladım ha. Herif buraya gelecek. Bekçiyi de gönderdim. İyi ettin. Neredeyse gelir. Açıkça bastırır, elindeki malla vururuz. Sonra nereye kaçacağız? Harbi bu iş. Kaçmak yok. Polise de bizi yakmak için gelmiş. Biri göndermiş olacak. Malı bırakıp kaçarken yakaladık. O zaman da tabancasını asıldı diyeceğiz. Biz de canımızı kurtarmak için mecbur olduk vurmaya deriz. Tamam mı? Tamam. Ama herifin malı nereden aldığını öğrenmelerine imkan yok. Buraya niçin gelmiş olacak? Bilir miyim? Bu kadar düşmanım var. Burada uyuşturucu madde yakalatıp biri başımı belaya sokmak ister. Burası namuslu bir mekan. Sahiden de hem çapaksız hem de paralar bende. Erken geldi galiba. Rüstem Bey abi isteyeyim. Ne yapacaksın? Bir siparişi varmış, getirdim. Haberimiz yok. Neredeyse söyleyin. Vedat Bey göndermiş deyin, o bilir. Vedat Bey de kimmiş? Hem neymiş bu bakalım? Rüstem Bey abi yok mu? Yok. Polis çağır şuradan, arkadaşın derdi neymiş öğrensinler. Polisle işim yok benim. Vedat Bey tembihledi. Adresi de o verdi. Yanlışlık oldu herhalde. Evet, yanlışlık oldu. Nereye gidiyorsun? Dur hele, sonra gidersin. Bitirelim işini.